Piyasa ekranında ekonomiden gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. İmalatta maliyet artışı sürüyor. Yurtdışı üretici fiyat endeksi geçen ay rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yurtdışı üretici fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %0,66, yıllık bazda ise %111,34 oranında artış kaydetti. Yurtdışı üfe bu rakamla yeni rekor seviyesine ulaşmış oldu. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığında %110,75, imalatta %111,34 artış görülürken enerji grubunda ise %271,73 yükseliş kaydedildi. Yurtdışı üretici fiyat endeksi ihraç edilmek üzere üretilen mallardaki fiyat değişimlerini ölçüyor. Ve tarımsal girdi maliyetleri artmaya devam ediyor. Çiftçinin tarladaki bir yıllık maliyet artışı %135 seviyesinde. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı. Endeks aylık bazda %7,9 oranında artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise %134,9 artan tarımsal maliyetler böylece rekor tazelemiş oldu. Alt gruplar özelinde bakıldığında en yüksek yıllık maliyet artışı %233,8 ile gübre ve toprak yetiştiriciler oldu. En yüksek aylık maliyet artışı ise %21,71'lik yükselişle enerji ve yağlar grubunda gerçekleşti. Ve Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı Temmuz'da artmaya devam etti. Turist sayısı geçen yıla oranla iki kattan fazla artarken en fazla ziyaretçi Almanya'dan geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı Temmuz ayında %52,84 artarak 6.665.000 kişiye çıktı. Ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı yılın ilk 7 ayında ise %128 artış gösterdi. Temmuz'da Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 962.000 kişiyle ilk sırada yer alırken onu 741.000 kişiyle Rusya ve 545.000 kişiyle İngiltere izledi. Ve kabine 3 hafta aradan sonra bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi olacak. Bu kapsamda enflasyonla mücadele ve fiyat artışlarına karşı alınacak önlemler ele alınacak. Merkez Bankası'nın 1 puanlık faiz indirme kararının sonuçları da değerlendirilecek. Sosyal konut projesi, terörle mücadele, Karadeniz'de oluşturulan tahıl koridoru, Rusya ve Ukrayna savaşı gibi başlıklarda kabinenin gündeminde olacak. Döviz kurunda yaşanan artış akaryakıt fiyatına yansıyacak. Benzine bu gece yarısından itibaren zam gelmesi bekleniyor. Sektör yetkililerinden edinilen bilgilere göre benzinin litresine 81 kuruş zam gelecek. Fiyat değişikliği bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtılacak. Yaşanacak zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 21 lira 14 kuruş seviyesine yükselecek. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Piyasalardaki son duruma bakalım. Küresel piyasalar Perşembe günü başlayacak olan Jackson Hole toplantısını bekliyor ve gözler Cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasında olacak. Dışarıda dolar endeksi 108 puana çıkarken içeride doların 18-15'i test ettiğini gördük. Euro dolar bir seviyesinin altına indi. 5 haftadır yükselen ve geçen hafta rekorunu 3000 puanın üzerine taşıyan Borsa İstanbul'sa yeni haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyir gösteriyor. Hafif de eksi de. Türkiye'nin risk primi haftanın ilk işlem gününde 800 bas puanın üzerine test etti. 29 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Altının onsu 1732 dolarda. Gram altına baktığımızda 1900 liraya kadar bir geri çekilme olduğunu görmüştük. Son duruma bakalım. Gram altında bu sabah da 1010 lira civarındaydı. 1900 lira şu anda, çeyrek altın 1665, yarım altın 3262 ve tab altın 6645 lira. Şimdi faizde geçen hafta 1 puanlık indirim geldi. Ardından Merkez Bankası Cuma akşamı kredi aktarım mekanizmasında yeni bir düzenlemeye gitti. Ve yıl sonuna kadar kullandırılacak ticari kredilerde faiz Merkez Bankası tarafından belirlenen referans oranı aşarsa aşım oranına göre banka menkul kıymet tesisi yapmak zorunda olacak.
Ayrıntıları bir konuşalım. Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen'le birlikteyiz. Özlem, biraz kafa karışıklığı da oldu. Yani Merkez Bankası aslında kredi verilmesini istiyor. Faizin ne olmasını istiyor? Kime bu kredinin verilmesini istiyor? Bu konuyla ilgili bir hani hafif kafa karışıklığı da oldu açıkçası. Tam olarak nasıl, ne amaçlanıyor bu kararlarla diye. Çünkü bir faiz indirimi de gördük bir yandan. Ama bir sınır da gelmiş oldu. Nasıl yorumluyorsun? Berfa, bir kere çok haklısın tabii. Yani hafif kafa karışıklığı demek biraz daha hani kibarca ifade etmek oldu. Bayağı kafalar karıştı çünkü çok yoğun, ağır bir regülasyon trafiği var. Bu son gelen makro ihtiyati tedbirlerle ilgili karar aslında beklediğimiz bir karardı. Neden? Aynen senin de söylediğin gibi. Çok affedersiniz, biraz sesim yankılanıyor, benim konuşmamı zor hale getiriyor ama teşekkür ederim. Şöyle, geçtiğimiz hafta Perşembe günü Para Politikası Kurulu kararında bir 100 bas puan sürpriz bir faiz indirimi gördük. Ama bunun yanı sıra en önemli mesaj kararda aslında bir faiz makasından, açılan bir faiz makasından bahsediliyordu. Bu da politika faiziyle piyasa faizi ve kredi faizleri arasında son derece açık bir makastan bahsediyoruz. Bunun parasal aktarım mekanizması üzerine olumsuz etkisinden bahsetti Merkez Bankası ve yakın vadede de bununla ilgili bir düzenleme gelebileceğini ifade etti. Şimdi buradan yola çıkarak aslında bir faiz seviyesi üzerinden konuştuğumuz için faiz seviyesi konusunda bir düzenleme, ticari kredi faizlerinin seviyesi konusunda bir düzenleme geleceği beklentisi vardı. Bu gelen düzenlemeleri de şöyle okuyalım. En basitleştirilmiş şekilde anlatmaya çalışacağım. Aslında doğrudan bir kredi faizi tavan uygulaması yok ama dolaylı olarak var. O da diyor ki Merkez Bankası, ben bir referans faiz oranı belirleyeceğim. Bu işte belirlendi, 16'nın biraz daha üzerinde. Bunun 1.4 katı kadar bir kredi faiz oranının üzerinde bir faizle kredi kullandırırsanız bankalara yönelik söylemiyle, aslında bu kredinin, kullandırdığınız kredinin %20'si kadarını menkul kıymet olarak tesis etmek zorundasınız diyor. Eğer 1.8 katı üzerinde bir yıllık bileşik faizle kullandırırsanız diyor da, bu da yaklaşık %29'larda bir yere, %29'un biraz daha üzerinde bir yere denk geliyor. Bu durumda da kullandırdığınız kredinin %90'ını menkul kıymet olarak tesis etmek zorundasınız diyor. Şimdi mevcut koşullar altında bu düzenleme öncesinde ticari kredi faizleri zaten son derece yüksekti. Yani son derece yüksek dediğim, kredi maliyetleri nedeniyle 30'ların üzerinde bir yerdeydi. Bu sınırlamaya baktığımızda zaten piyasadaki ticari kredi kullandırımlarının neredeyse çoğu %30'un üzerinde. Dolayısıyla bu sınırın üzerinde. Bundan sonra bu sınırın üzerinde kullandırmaya devam ederseniz bunun %90'ını menkul kıymet olarak tesis etmek zorundasınız diye bankalara bir yönlendirme var. Sadece bununla ilgili değil bu son düzenleme. Birçok kanalı var aslında. Bir diğer kanalı da yine zorunlu karşılık tesisiyle alakalı. Biz tabii daha çok banka bilançolarında işte hem varlık hem de yükümlülükler tarafına baktığımızda sadece mevduatlar üzerinden bir zorunlu karşılık uygulaması mevcuttu ama daha sonra Nisan'da, Mayıs sanıyorum, Mayıs'ta gelen bir düzenlemeyle aslında artık zorunlu karşılıkların krediler üzerinden de alınmaya başlandığını görmüştük. Ve yine Nisan'da yapılan bir açıklamayla Merkez Bankası dedi ki, ticari kredilerde TL tarafında belirli istisnaları uygulayarak o küme içerisindeki ticari kredilerin %20'sini siz zorunlu karşılık olarak tutacaksınız ve bunu da menkul kıymet olarak tutacaksınız dendi. Şimdi bunu %30'a çıkardığını görüyoruz. Yine bu kanaldan aslında bankalara menkul kıymet tesisi kullandırma zorunluluğu getiriliyor. Buna ilişkin birkaç tane daha adım var. Yine menkul kıymet tesisini, yani bankaların menkul kıymet portföyünü daha da yükseltecek uygulamalar mevcut. Bu çok detayı var. Çok da aslında etkileri olabilecek unsurlar ama en basitçe bir kere kar maksimizasyonu güden ticari kuruluşlar olduğunu düşünürsek özel bankalar açısından aktif pasif yönetiminde hesaplamalar yapılacak. Biz %29'ların altında bir kredi
kullandırımı yaparsak, ticari kredi kullandırımı yaparsak bu kar maksimizasyonu açısından nereye denk geliyor? Bu karlı mı değil mi diye bir analiz yapılacak. Mevcut durumda bu kredi maliyetlerinden yola çıktığımızda aslında çok da kolay değil kredi faizlerinin daha da düşmesi ya da bu söz konusu tavan sınırlarının altına düşmesi. Dolayısıyla yakın vadede özel bankaların kredi kullandırımlarında bir miktar azalma olabilir. Buradan ne sonuç çıkar? Aslında bu düzenleme kredi kullandırımına özendiren bir düzenleme olmaktan çıkar. Ama kamu bankaları açısından kredi arzının biraz daha artacağı, kredi kullandırımının son derece yüklü bir şekilde ilerleyeceği bir zeminden bahsediyor olabiliriz. Bir. İkincisi, kredi maliyetlerinin söz konusu tavan dersek o sınırın altına gelebilmesi için fonlama faizlerinin çok daha düşük bir yerde olması lazım. Dolayısıyla mevduat faizleri açısından da bir düşüş söz konusu olacak. Düşük bir mevduatla, faizle mevduat toplama durumu söz konusu olacak. Ama bütün bunları konuşurken aklımızın bir kenarında %80'lerde bir enflasyon olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Dolayısıyla zaten %20-21'lerde olan bir mevduat faizini daha da düşürmek bu enflasyon ortamında zor. Özetlemem gerekirse yakın vadede kredi kullandırımlarında biraz azalma olabilir. Ancak zorunlu karşılıkların menkul kıymet olarak tesis edilmesi aslında bankalar için de karşılığa bir faiz ödenmediği için, bunun yerine menkul kıymet tesis edileceği için hiç olmazsa bir miktar maliyetleri azaltıcı bir unsur olabilir. Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen bize piyasa yorumlarını aktardı. Gündeme dair bir başka önemli konu da Avrupa'ya gaz akışı 3 gün duracak. Rusya gaz vanasını 3 günlüğüne kapatıyor. Peki Avrupa'da enerji krizi endişesi nereye taşınabilir? NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca'ya bir soralım. Kayhan, neler konuşuluyor orada? Evet, gaz, doğal gaz ya da daha doğrusu Berfu enerji krizi kaygısı daha da artmış durumda. Her geçen gün daha da artıyor. Burada yapılan açıklamalara, yorumlara bakacak olursak Gazprom senin de belirttiğin gibi 31 Ağustos 2 Eylül günleri arasında yani 3 gün boyunca Kuzey Akım 1 yani Baltık Denizi'nin altından geçen Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattından gaz tedariğini askıya alacağını bildirdi. Buna gerekçe olarak da bakım çalışmalarını gösterdi. Gazprom Temmuz ayında da hatırlanacağı üzere 10 gün boyunca yine bakım gerekçesiyle bu gaz akışını askıya almıştı. Avrupa Birliği ise bunun bir şantaj olduğunu söylüyor Avrupa Birliği yetkilileri. Gazprom 3 günlük tedarik akışının ardından eskiden olduğu gibi, daha doğrusu Temmuz ayından bu yana olduğu gibi günde 33 milyon metreküp gaz tedarik etmeye devam edeceğini bildirdi. Ama şunu da hatırlatalım, Gazprom zaten geçen sene bu hat üzerinden spot piyasa işlemlerini durdurmuştu. Almanya stoklarını doldurmuyordu. Debiyi olağanüstü azaltmıştı. Temmuz ayından önce %40'a indirmişti. Temmuz ayından bu yana da %20'ye indirmişti bu debiyi. Şimdi de böyle kesintiler yapmak üzere ve artık herkes önümüzdeki sonbaharda ve kış aylarında bir enerji krizinin kaçınılmaz olduğunu dile getirmeye başlamış durumda. Neden? Çünkü Avrupa Birliği stoklarını yeterince dolduramadı. İklim şartları da Avrupa için hiç elverişli değil. Mesela Fransa, ki bir nükleer güçtür, Fransa'daki nükleer santrallerin yarısı şu anda çalışmıyor. Çünkü soğutma sistemleri kuraklık nedeniyle ya da iklim şartları nedeniyle bir türlü işletilemiyor, durmuş durumda. Norveç mesela hidroelektrik santralleriyle ünlü ve önemli bir elektrik ihracatçısı Avrupa'nın, o da kuraklık nedeniyle elektrik ihracatını büyük ölçüde askıya alacağını bildirdi. Diğer şartları da biliyoruz. Almanya burada çok çok önemli. Almanya harıl harıl enerji arıyor. Nasıl tedarik edeceğini de bilemiyor. Kömür çok önemli Almanya için. Fakat Almanya'da da biraz önce belirttiğim gibi iklim koşulları nedeniyle kömür ithalatında sorun yaşanmakta. Neden? Çünkü kuraklık nedeniyle nehirlerdeki su seviyesi olağanüstü düşmüş durumda. Bu nedenle nehirlerden kömür ithal edilemiyor Berfu. Almanya'da 1 Ekim'de doğalgaz fiyatları arttırılacak ve bu nedenle iki çocuklu bir hanenin
doğalgaz yıllık doğalgaz maliyetinin 600 euro artacağı belirtilmekte. Kayhan Karaca ayrıntıları bize aktardı. Piyasa ekranında sonuna geldik böylece. Şimdilik hoşça kalın.